Koalisyon sürecini kamuoyuyla paylaşmak için Samsun'a gelen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'yla Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP Samsun İl Başkanlığı'nda yaptıkları basın toplantısıyla Türkiye gündemini değerlendirdi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, koalisyon kurulamamasını AK Parti'nin tavrına bağladı. Parlamentoyu feshederek yeni bir hükümet kurmaya çalışmak anayasaya karşı suçtur, demokrasiye karşı suçtur. Türkiye yönetilememektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne görevlendirme yapmadan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hükümeti kurmasını istemeden, ana muhalefet partisini atlayarak bir hükümet kurmaya çalışacaksınız. Hükümetinizi de biz katılmayacağız. Bu anayasaya aykırıdır diyen partilerin içini karıştırmak için de elinizden geleni yapacaksınız. Bu demokrasi suçudur. Bu seçimin zaferi de bize ait olacak. Göreceksiniz. Ve AKP için 1 Kasım seçimi hüsran olacak. CHP'nin hükümetin kurulamaması için gayretlerini ısrarla ortaya koyduğunu belirten Denizli Milletvekili Kazım Arslan da şunları söyledi. Haziran sonrası çıkan tablonun sonucunda ülkede gerçekten yapılan bir seçim sonucunda bize, özellikle meclise, bütün partilere uzlaşın, anlaşın, koalisyon hükümetini kurun mesajını vermiştir bu halk. Ama birileri yukarıdaki bunu anlamamış, inatla ben tek başıma iktidar olmak istiyorum ve iktidarda kalmak istiyorum, yetkilerimi paylaşmak istemiyorum diyerek yeni bir seçimin yapılmasına olanak sağlayacak bir çalışma için, hükümetin kurulması için değil, kurulmaması ve anayasada belirtilen 45 günlük sürenin geçmesi için nasıl bir çalışma yapılacağı noktasında bir çalışmayı Davutoğlu'nun başbakanlığı, daha doğrusu verilen görevi çerçevesinde yürütülmeye başlanmıştır. CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek de şöyle konuştu. Cumhurbaşkanından, başbakandan, hükümet üyelerinden, yargı üyelerinden tamamının bir araya gelip bu işi nasıl kotardıklarını, nasıl projelendirdiklerini 45 günlük süreç sonrasında gördük değerli dostlar. Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'na verilen bir hükümet kurma projesi değildi. Bu proje Cumhurbaşkanından, başbakandan ve AKP'nin tamamının içerisinde olan ve ülkedeki sermayesiyle beraber, medyasıyla beraber tüm alanlarda AKP ülkede kendi oligarşisini yaratmıştır. Bu oligarşinin tamamı bu işin içerisinde.